Selamünaleyküm Kuşçu Camiası. Arkadaşlar herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Epeydir kanalda video atamıyorduk. Şöyle bir vakit bulmuşken video çekeyim. Hem siz değerli dostlarımıza, arkadaşlarımıza, takipçilerimize şu kuşları gösterelim. Hem de işte şöyle bir sohbet babında şöyle güzel bir video çekelim dedik. Arkadaşlar, daha önce video çektiğimde bu yavruları göstermiştim. Yavruların anneleri öldüğünden biraz da işte hastalıklar falan derken yavrular biraz cılız büyüdü. Ama yine toparlandılar. Şu an 6 tane yavru büyüdü. Kendilerini kurtardılar. Bakalım inşallah da bunları şimdi uçum kümesine göndereceğiz. Şöyle bir miski yavrumuz var. Yine şöyle bir bozdumanlı yavrumuz var. Orada yine bir iki tane miski yavrumuz var. Ondan sonra şöyle 4. Bir tane şurada mavi yavrumuz var. Bunları da yine uçum kümesine vereceğiz arkadaşlar. Bu sene istediğimiz yüzleri çekemedik. İstediğimiz kuşları uçuramadık. İş yoğunluğundan dolayı hafta sonları bile mecbur işleri koşturduk. Ama yine de şöyle video çekip sizlere en azından kuşları gösterelim. Ne yapıyoruz, ne ediyoruz, burada olduğumuzu belli edelim diye bir video çekmeye çalışacağım. Kuşlar burada arkadaşlar. Yine yavrularımız büyüyor. Serkan oyun kuşu performans kanalı. Serkan'dan getirdiğim mavileri birbirine eş yaptım. Dişisi orada. Orada taşıyan. Erkeği de burada arkadaşlar. Ama bir yavru daha geldi. Yine bozdumanlı serimizin yavrularından. Bozduman dişisi bayağı bir zayıflamıştı. Daha doğrusu hayvan yavru bakmaktan bayağı bitap düşmüştü. Bu arada herkesten bu şeyi aldım. Şikayeti alıyorum. Çünkü insanlarda genelde kuşlarda şöyle bir durum var. Bu sene yavru büyüten kuşlar çok hastalığa girdiklerini bana söylediler. Ben de aynı şeyler yaşadım. Ben de aynı durumları yaşadım. Bilmiyorum, belki dönemsel bir sürece girmişlerdir. Fakat yani sıkıntı yaşadık. Allah'a şükür onu toparladık şu an. Şimdi yeni yeni kendine böyle eş almaya başladı. Yeni yeni kendini toparlamaya başladı. Şu sarı göz miskinizin de eşi öldü arkadaşlar. Kümesi takla atmış. Kısa yerde kafasını çarpmış. Öyle bulduk onu. Neyse ki onun bir tane dişi yavrusu var uçum kümesinde. İki tane de burada büyüdü. Bir tanesi şu öndeki miski. Bir tanesi şu arkada duran miskilerden biri. Onları da nasıl tanıyacaksınız diyeceksiniz. Onların ayaklarında bilezikler var. O yüzden tanımamda rahat oluyor. Onların ayaklarına bilezik koymuştum. Şu an yine işte bozdumanlar eş oluyor. Yumurtlarlar bunlar yine yakında. Fakat biraz daha toparlasın dişi. Ondan sonra ona baktıracağız. Bu ne hikmetse arkadaşlar, bu dumanlardan yavru alamadım ya. Kuşlar eş alıyor. Fakat yumurtlamadılar. Ona bir ilaç sürecine gireceğim. Tedavi sürecine gireceğim. İnşallah da oradan bir olumlu sonuç alacağız. Büyük yuvaya geçemediğimizden dolayı da yuva biraz dar. Bildiğiniz üzere. O yuvaya geçersek daha güzel şeyler olacak. Fakat zabıta bir yandan işte yani bir dünya olumsuz şeyden dolayı geçemedik. Şöyle kuşlarımızı şöyle çekelim. Maşallahları var Allah'a şükür. Yani video çekmiyoruz ama kuşların bakımlarını da yapıyoruz. Allah'a şükür sıkıntı yok. Bakalım şu mavinin yavruları büyüyor. İnşallah onlardan da uçuracağız. Şu mavi hareketlendi. Uçum kümesine tam gitme zamanı geldi. Bakalım inşallah şöyle bayağı bir aradan sonra şöyle şu kuşları çekip gösterelim. Yemleyelim. Şimdi sadece buğday veriyorum yaz olduğu için. Ama yine karışık yem de var. Şöyle karışık yemi de görebilirsiniz. Yine karışık yem de atıyorum. Biraz buğday yesinler. Karışık yemi
çerezlik olarak veriyorum. Yani doyumları için değil de çerezlik olarak yiyorlar. Bu mevsimlerde yeşillikleri bol bol verin arkadaşlar. Sonra taş. Taş çok önemli. Hayvanların biliyorsunuz sindirim için taşları, taş yemeleri lazım. Muhakkak verin. Biz koyu kuş sevdiğimiz için takipçilerimiz de biliyor. Genelde kuşlarımız koyu. Yani benim daha çok hoşuma gidiyor koyu kuşlar. Bir takım beyazlar vardı arkadaşlar burada. Daha önce biliyorsunuz. O beyazların da bir türlü yumurtaya bakmıyorlar. Oturmuyorlardı. Çok çabuk kalkıyorlardı. Yavru çıktığı zaman da bakmıyorlardı. Yavrular ölüyordu. Bu sefer de şey yaptık. Yavruları, yumurtaları balkonda yabani yumurtlamıştı. Onun yumurtanı aldık. Yabani şey, o beyaz yumurtalarını koyduk. Bir tanesi çıktı. Büyüyor şimdi. Çok da güzel büyüyor. Yakında onu da çekerim. Çok da güzel oldu. İnşallah. İnşallah hayırlısıyla büyür de uçum kümesine veririz. En azından ne bakıyoruz, ne besliyoruz onu da görmüş oluruz. Yavruları ben kendim yedirdim ama şu an iyiler yani. Yumurtaya şey yeme yemeye başladılar. Dik görüyorsunuz. O yüzden sıkıntı yok. Bu arada tabii yavrulara vitamin takviyesi yaptık. Yani yavrular çok küçükken anneleri öldükleri için o yüzden bizim başımıza kaldı yine. Pompayla her zamanki gibi baktım. Allah'a şükür toparladılar. Bakalım. Yine bir umut. Yine yavruları uçuracağız. Mokuşları eşlerinden ayırmayı düşünüyorum. En azından biraz dinlensinler bu süreç içerisinde. Ondan sonra tekrar eşe atacağım. Şöyle bir ay falan ayırırım. Ondan sonra tekrar eşe atarım. Hem bu süreçte de dişiler de dinlenir, erkekler de dinlenir. Kuşlar bir kendini toparlarlar. Ondan sonra yavru almaya devam edeceğiz. İnşallah. Şu an durumlar böyle arkadaşlar kümesimizde. Bu ara kümesinize yabancı kuş sokmamaya dikkat edin. Çünkü çok hastalık var. Hastalıklara yakalanmayın. Bir başınız ağrımaya başladığı zaman daha önüne alamıyorsunuz. O yüzden de yani tüy geçiş zamanlarında, tüy mevsimlerinde işte mevsim geçiştiği zamanlarında kümesinizi muhakkak temiz tutmaya çalışın. Ayrıca yabancı kuşları sokmayın. Ne kadar sağlıklı görünse de kuşu bir hafta karantinada bekletin. Ondan sonra kendi kuşlarınızın arasına alın. Çünkü o kuş hasta olmayabilir ama o kuşun taşıdığı, geldiği kümesteki bir mikrop sizin kuşlarınızı hasta edebilir. Buna dikkat ediyoruz. Uçum kümesinden de videolar istiyorlar. Yakında inşallah uçum kümesindeki kuşları yine çekeceğiz. Oradan videoları atacağız. Yani devam ediyoruz. Yani siz video atmıyoruz diye şey zannetmeyin. Biz yine uçuma, kuşlara bakmaya devam ediyoruz. Zaten kuşların halinden de belli. Kuşların görüyorsunuz. Kuşlarımız maşallah temiz, bakımlı. Emek veriyoruz. İnşallah da karşılığını alacağız. Yani bu şöyle ki bizim için bir zevk arkadaşlar. İnşallah da yani daha güzel şeyler olacak. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Herkes kendini böylesin.